YouTube'da Emre Kulcanay EKTV'ye hoş geldiniz. Ben gazeteci Emre Kulcanay. Doları ve piyasaları konuştuğumuz programımızda yatırım uzmanı Sayın Doktor Filiz Yağcı ile birlikteyiz. Kendisine doların artık eski popülaritesini kaybedip kaybetmediğini soracağız. Dış piyasalar ne diyor? Doları hem yıl sonunda hem de 2025 için nasıl fiyatlıyor? Bunları soracağız ve tabii ki altın. Altın artık doların papucunu dama atıyor mu, attı mı yoksa atacak mı, bunları konuşacağız. Kendisi yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar efendim. Öncelikle sevgili seyircilerimiz, lütfen bu yayını beğenip paylaşarak, bize katıl butonuna basarak destek olabilirsiniz. Bize bu şekilde katılabilirsiniz. Süper teşekkürle de bağımsız gazeteciliği destekleyebilirsiniz. Hemen bahsedelim. Yatırım tavsiyesi değildir bu röportajda konuşacaklarımız, piyasayı anlama soruları ve cevaplarıdır. Filiz Hanım, dolar yatırımcısı uzunca bir süredir bu sessizliği anlamlandıramıyor, faizde bir kıpırtı yok. Bazı ekonomistler doların yıl sonu fiyatı için 38-39 rakamlarını söylemeye başladı bile. Kimi ekonomistler 40-42 diyordu. Bu artık yavaş yavaş aşağı doğru iniyor mu? Sizce yıl sonunu, yılı, 2024 yılını dolar hangi fiyattan kapatır? Ve dış piyasaları da en iyi takip eden isimsiniz. 2025 için yurt dışı ne diyor? Derecelendirme kuruluşları ne diyor? Öncelikle dolar TL'de son tahminlere baktığımızda bütün kurumlar, yabancı kurumlar revizeye gitti Eylül ayının son haftasında. Ortalama 35 ile 38 arasında yıl sonu kur tahminleri. Önümüzdeki yıl içinde, 2025 yıl sonu içinde 42 ile 45 bandı arasında 2025 yıl sonu kur tahminleri bulunuyor. Merkez Bankası'nın zaten piyasa katılımcıları anketinde de 2024 sonu için 37-16'lar, 2025 12 ay sonrası için de 42-63'ler bekleniyordu. Şöyle, daha önceki yayınlarda da sizinle konuşmuştuk. Merkez Bankası erken hamle yapmadığı sürece kurda çok büyük hareketler beklemediğini söylemiştim. Merkez Bankası şu an erken hamle yapmadı, yapamadı daha doğrusu. Enflasyon istediği gibi düşmedi. Bu da TÜİK rakamlarının açıklamalarının doğru olduğunu kabul ediyoruz. Öyle varsayıyoruz. Dolayısıyla hani bu noktada artık kurla ilgili çok büyük beklentileriniz işte 3'er kaçar, 45-40 olur mu gibi, şu piyasa koşulları değişmediği sürece, Merkez Bankası erken faiz indirime gitmediği sürece, şimdi genel beklenti biliyorsunuz Aralık ayında yabancı kurumların hepsi son toplantısı, son enflasyon rakamı sonrasında revizeye gitti. Aralık ayında ya da Ocak ayına erteledi Merkez Bankası'nın 250 bas puan faiz indirimi. Dolayısıyla bundan önce Kasım ayında bir hamle yapmazsa şu an için kurda çok büyük hareketler olacak gibi görünmüyor. Tabii merkezin de zaman zaman kuru tutma politikası var. Bunu piyasada çok rahat hissedebiliyoruz. Bununla birlikte bir yabancı girişi yok. Hani kurda büyük dalgalanma yaratacak. Şu an carry trade'lerde ciddi bir çıkış yok. Yani biz yabancılar borsada hisse satılıyor ama tahvile fark ediyor. Bütün bunları baz aldığınızda kurda ben çok büyük bir hareket beklemiyorum. TL faizi %50'ler şu an hala cazip duruyor. Bugün %50 faizle yıl sonuna kadar götürdüğünüzde zaten siz 36-50 bandına kadar kuru faizle götürmüş oluyorsunuz. Ama şunu unutmamak lazım. Jeopolitik riskler devam ediyor. İsrail'in nerede nasıl davranacağı, kime saldıracağı, bizim burada zarar görebilir miyiz? İleriki dönemde hala belirsizlikler var. Amerika'da seçimler çok yaklaştı. Tüm dünya zaten bunu konuşuyor. Trump şu anki son şeylerde, Trump önde. Ama bu Trump'ın kazanması bize yarar mı yaramaz mı kısmını bunu hep birlikte göreceğiz. Şu anki konjonktürde çok ters bir durum olmayacak gibi görünüyor. Dolayısıyla dolar yatırım tercihi olmaktan geçtiğimiz seneye nazaran birazcık daha çıkmış durumda. Borsa zaten biliyorsunuz yılbaşından bu yana borsaya baktığınızda %18'ler anca getirdi. Hele de son bir ayda eksi yazmaya başladı.
yabancı girişi olmadan, borsada faiz cazibesini yitirmeden borsaya girişler de artmayacağı için orası da birazcık daha son dönemlerde beklentiyi çok düşürme noktasına gitti. Özellikle son 3-4 gündür yabancı kurumların bankalarla ilgili yaptığı raporlamalarda faizin düşmemesinden kaynaklı kar beklentilerinin azalması borsada çok kan kaybına yol açtı. Diğer sorumuza gelince altın, gümüş, kıymetli madenler geçen seneden bu yana zaten değer kazanıyordu. Yatırım enstrümanlarına baktığımız zaman altın geçtiğimiz seneye, yani sene başından bugüne kadar %32 falan değer kazandı. Gümüş keza aynı şekilde, gümüş hatta daha fazla da olabilir. Ama gümüş altına göre geride kaldı. Önümüzdeki dönem için yatırım ürünlerinde alternatif getirilere baktığımızda altın ve gümüş hala cazibesini çok koruyor. Çünkü ne zaman dünyada jeopolitik risklerle ilgili bir kötü algı oluştuğunda hala kıymetli madenler ön planda oluyor. Kripto paralar yerini alır mı dedik. Hani belki geçtiğimiz senelerde biliyorsunuz kripto paralar da, yani Bitcoin de nereden nerelere geldi. Bu hatta 68 bin, 69 bin'leri test etti hafta sonu. Tabii hala kripto paralar kıymetli madenler kadar çok hızlı tercih edilen güvenli liman anlamında hala yerini almış değil. Dolayısıyla ben altın ve gümüşün önümüzdeki sene devam edebileceğini düşünüyorum. Yabancı kurumların altınla ilgili beklentileri 3000 ile 3500 dolar arasında onsuzda değişiyor. Gümüşle ilgili 37 ile 40 arasında beklentiler var. Dolayısıyla yatırımlarda bir miktar, evet hani tren son raylara geliyor ama hala da gidecek yer var gibi görünüyor. Çünkü önümüzdeki dönemin nelere gebe olduğunu hala hiç kimse çok net kestiremiyor. Türkiye tarafında kurla ilgili 3-4 tane önemli madde var. Bir, Amerika seçimleri Kasım ayında olacak. S&P'nin not güncellemesi. Bununla birlikte Ekim enflasyon rakamları, Kasım enflasyon rakamları ve Ekim raporunun yayınlanması. Merkez Bankası Başkanı'nın enflasyon raporunda konuşmaları, önümüzdeki dönemle ilgili nasıl bir yol çizecekleri. Dolayısıyla bütün bunlar bizim önemli gündem maddelerimiz. Tabii bunların yanında ülkede olan seçim, sistemsel şeyler. Fiz Hanım, peki Amerikan seçimleri doları nasıl etkiler? Peki burada biz mesela Kamala Harris'i tutuyoruz çünkü, ya da evet Trumpçıyız çünkü. Şimdi Trumpçıyız niye? Yani Trumpçı olursak eğer, mesela Elon Musk 1 milyon dolar hediye ediyormuş. Hani size de böyle bir böyle bir piyango çıkar mı? Bunu merak ettim şimdi siz konuşurken, o geldi aklıma. Veya dolar yatırımcısı hangisini tutmalı ya da sonuçlara nasıl bakmalı? Yani şöyle, Trump gelirse biliyorsunuz Trump'ın bütün dünyadaki herkesin şöyle bir beklentisi var. Trump gelirse getireceği vergilendirme, gümrük vergileri nasıl olacak? İşte ambargolar nasıl olacak? Ama Trump gelirse acaba Rusya'daki savaşı da bitirecek mi? Rusya, Ukrayna hikayesini tamamen kesip çözecek mi? Biliyorsunuz 2,5 yıl için olduğundaki süreç. Buradaki kendi içinde bankalardaki bu mali denetimle ilgili çok sık olan politikaları bir miktar gevşeteceği yönünde beklentiler hakim. Onunla birlikte kripto paralara bir yatırım aracı gibi kullanmak üzere yasal düzenlemeleri hızlandırması ve bunların da önünü açması bekleniyor. Hatta biliyorsunuz yarısında işte kripto paralarla ilgili biz de bir düzenlemeler yapmayı düşünüyoruz gibi bir açıklaması oldu. Zaten Bitcoin'in yükselişi de ona bağlıydı. Tüm bunların arkasında bir de sorduğunuz Elon Musk'ta Tesla'nın yükselişi söz konusu olabilir. Ama genel olarak şu anki anketlerde Trump önde gibi görünüyor. Trump'ın gelmesi bizi nasıl etkiler Türkiye olarak diye soruyorsanız, hani onu hep birlikte göreceğiz. Bugüne kadar çok kötü ilişkilerimiz olmadı Trump döneminde de. Trump gelirse dolar olarak, hani dolar dünyada değerlenir mi? Zaten şu anki konjonktürde dolar hani değerli bir durumda. Ben daha da değerlenebileceğini düşünüyorum. Çünkü dünyada
artık yapılacak. Oran verir misiniz? Nasıl? Oran verir misiniz? Yani Trump'ın gelmesi halinde dolar yatırımcısı bu kadardan daha fazla kazanabilir diyebilir miyiz yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte? Ya şöyle, şu kadar kazanır demek yanlış olur ama Trump gelirse dolar bazında hani bir miktar daha değerlenme söz konusu olacaktır. Bunun ne kadar olacağını kestirmek çok zor. Hani orada bir oran da vermek çok zor. Ama şunu unutmamak lazım, Amerika tarihinde kıymetli doları, değerli doları sevdi. Hani bu bir de şöyle bakmak lazım, Avrupa tarafı çok hızlı faiz kesmeye başladı. Amerika ondan kadar hızlı faiz kesmedi. Enflasyon Avrupa'da ikilerin altına düştü, Amerika'da iki küsurlara geldi ama Amerika'nın faizi hala dörtlerin üzerinde. Avrupa'da faizler 3.25'lerdi. Hani bütün bu dengelere baktığımızda dolar zaten hala güçlü. Faiz indiriminin çok hızlı gelmemesi nedeniyle. Önümüzdeki dönemde de ısrarla verileri takip edeceğiz. Faiz indirmeye hızlı devam etmeyeceğiz yönündeki açıklamaları da aslında Fed'in faiz kesmekte bu kadar hızlı davranmayacağını da gösteriyor. Tüm bunlara baktığımızda zaten hani euro dolar paritesinde olduğu yere baktığımızda doların değerli olduğunu hep birlikte görüyoruz. Ben altının ve gümüşün, kıymetli madenlerin bir miktar daha değerlenmesini bekliyorum önümüzdeki dönemde. Yine kripto paraların Trump'ın yenmesinde bir miktar daha değerlenmesini bekliyorum. Neler olur bunu hep birlikte göreceğiz. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir ve bütün paralarımızı buralara yatırma gibi bir şey değildir. Ama dolar TL'deki eski beklentiler, hani bir günde ekstrem bir şeylerin olması ancak hani hükümette söz birliğinin değişmesi, içeride bir istifanın olması ya da hızlı faiz kesiminin başlaması, 250 ile değil 500-500 gitmesi, enflasyonun aynı oranda düşmemesi, bütün bunların hepsini yan yana getirdiğinizde tabii ki kur bir gün kalktığınızda bunlar yaşandığında çok farklı bir yerde de olabilir. Zaten baktığınız zaman hani kurun olması gerektiği yer epey bir zamandır çok sabit gidiyor. Hani şu anda mevcut enflasyonu aylık bazda yılbaşından bu yana üzerine koysanız zaten 36 küsurların üzerinde olması lazım. Biz hala 34-26'dayız. Hani dolayısıyla çok da büyük bir artış olmasa bile 36'lara gelmiş olması gerekiyordu şu anki koşullarda. Biz KKM'den çıkış bileti olarak kuru sabit tutmayı öngördüğümüz için hani bu KKM'nin bize yaptığı yükü azaltmak için kuru sabitlemek bizim çıkış biletimizdi. Birazcık şu an onu yapıyoruz. KKM tamamen bittiğinde belki farklı bir hani serbest bırakma noktası yaşanır diye düşünüyorum. O zaman dolar artık cazibesini, popülaritesini, tacını altına iade etti diyebiliriz halk arasında. Ki zaten tabii ki her zaman kral altındı veya işte böyle deniyordu. Bu da yatırım tavsiyesi değil, lütfen yanlış anlaşılmasın. O zaman insanlar dolardan daha çok altını konuşacak bundan sonra, öyle mi? Zaten son 1,5-2 aydır bütün yatırımcı, yani menkul kıymetlerle ilgili tavsiye verenlere baktığınızda hep altın gümüş, altın gümüş diye bağırıyordu insanlar. Hani nispeten altın da bağıra bağıra yükseliyordu. Her gün bir nebze daha üzerine koyarak gidiyor. Yani geçen sene dolarda yaşanan şu an altında yaşanıyor. Hani bu bitmiş, ya tamam buradan daha ötesi olmaz demek yanlış olur. Gece yine bir haber gelse jeopolitik riskle ilgili, yarın altın 2850'nin de üzerine geçer. Yine gümüş 35'lerin de üzerine gelir. Çünkü insanlar artık menkul, yani kıymetli madenlerde güvenli liman olarak görüyor. Bugün Türkiye'de de baktığımız zaman birçok kişi son 1,5-2 senedir böyle etrafımızda konuştuğumuz herkes de işte külçe altın alan, külçe gümüş alan, kasasına koyan, bankadan altın yatırımı yapan, bankada altın mevduatına faiz veriyor artık. Yani bankada gram altınız varsa banka bunları mevduat faizi verir hale geldi. Ama bugün sizin dolarınız ve euronuz varsa konu almak dışında alternatif bir getiriniz yok Türkiye'de. Ama altına mevduat yapılıyor bugün Türkiye'de. Dolayısıyla baktığınız zaman bizdeki bankalar, bizdeki aracı kurumlar da buna teşvik ediyor bir nebze.
geçmişte böyle bir şey yoktu. Hani bankalarda altın aldınız, işte bir de altınıza faiz verelim hikayesi yoktu. Şimdi rekabetin altının mevduat faizi veriliyor. Gram bazında. Fizz Hanım, yayının başında bir özet geçtiniz, bir tablo verdiniz. Yani şunu anladık ki finans piyasalarındaki bu yatırımlarda bir süredir yaprak kıpırdamıyor. Şöyle bir sonuca varabilir miyiz? Artık kapital, yani sermaye paradan para kazanma döneminin sonunu getiriyor. Artık üretim kazandıracak. Böyle bir öngörüde bulunabilir miyiz? Hemen bugün yarın için değil, belki bir 5 yıl, 10 yıl ya da 50 yıllık perspektifte. Ne dersiniz? Çok haklısınız. Şöyle, faizlerin düşük olduğu noktada siz kredi çeker, herhangi bir şey yaparsanız paradan para kazanırsınız. Faizlerin yukarı gittiği yerde. Faizlerin yüksek olduğu yerlerde bugün bankalara baktığınız zaman ticari kredileri durdururlar neredeyse. Piyasada hiçbir banka kolay kolay ticari tarafta 55 pluslarda kredi kullandırmıyor. Dolayısıyla faizlerin yüksek olduğu, enflasyonun yüksek olduğu yerde paradan para kazanma hikayesi biter. Orada paranızı koruma derdine düşersiniz. Nitekim geçen sene herkesin yaşadığı en büyük sıkıntı buydu. İnsanlar paralarını korumaya çalışıyordu. Ellerindeki paraların değerleri. Evin işte 100 lirası varsa mevduata koyduysa 30 lira faiz alırken, 35'lerde faiz alırken son bir yılında da gittiğinizde enflasyonla kıyasladığınızda elinizdeki 100 liranın değeri zaten 70'lere düşmüştü. Yani sizin alım gücünüz düşmüştü. Dolayısıyla şimdiki dönemde de paradan para kazanma nispeten şu sıralarda faizden bile duymuşsunuzdur siz de. Para piyasası fonları şu an çok cazip. Hatta bugün bir şey haber okudum. İş Bankası'nın para piyasası fonu 100 milyon üzerinde ilk defa tarihinde bir fon bu kadar büyüklüğe ulaşıyor. Çünkü para piyasası fonlarını herkes fark ediyor. Şu dönemde 50-55 manda arasında getiri sağlıyor size. Hani bu dönemlerde paradan para kazanabileceğimiz yer mevduat faiziyken önümüzdeki dönemlerde enflasyonun düştüğü noktalarda artık üretime belki yatırıma tekrar dönmekte fayda olabilir. Çünkü enflasyonun düştüğü yerde, faizlerin düştüğü yerde artık paranın değerlendirilecek yerleri de çok sınırlandığı için o noktada insanlar tekrar iş yapmaya, üretim yapmaya, işte arsa almaya, belki gayrimenkul alımlarına, evet geçen sene gayrimenkul fiyatları çok şişmişti. İnsanlar hani bir yerden sonra hakikaten çok değerlenmişti. Şu an gayrimenkul piyasası da durmuş durumda. Önümüzdeki süreçte faizler düşmeye başladığı noktada buralarda tekrar canlanma olacaktır diye düşünüyorum. Ticaretin de dönmeye başladığı yer faizlerin düştüğü yer olacaktır. Şu an faizler çok yüksek olduğu için insanlar bu noktalardan yeni yatırımları ötelemek zorunda kalıyorlar. Çünkü dolar bazında borçlanmaya kalktınız bugün özel sektörde. Onların üzerinde faizlerle borçlanıyorsunuz. TL bazında borçlanmaya kalktınız %55'lerde borçlanıyorsunuz. Her halükarda yeni yatırım çok mantıklı görünmüyor. Ama faizlerin düştüğü, enflasyonun düştüğü noktada o noktada tekrar ticaretten para kazanmak, işte gayrimenkulden para kazanmak, arsadan para kazanma hikayesi tekrar gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Kasım Aralık'ta bir faiz düşüşü bekliyor musunuz? Çünkü hep böyle bir beklenti vardı. Yıl sonunda özellikle de Kasım Aralık'ta diye işaret ediliyordu. Nedir sizin tahmininiz? Ya da 2025'e mi kaldı umutlar faiz indiriminde? Şöyle, umarım faiz indirmez. Umarım. Çünkü hızlı bir karar olur. Arttırır mı? Faiz arttırmaz zaten bu noktadan sonra da indirmemesi, yani faiz arttırma söz konusu olacağını düşünmüyorum. Çünkü enflasyon son raporda açıklanan TÜİK verilerine göre 50'nin altına geldi. Dolayısıyla bu noktadan sonra faiz arttırma değil, indirimleri konuşurken ben Aralık'ta 250 bas puan yapabileceğini düşünüyorum. Ama yapmazsa daha iyi olur diye bakıyorum. Ama içinde de böyle bir şüphe, Kasım ayında 250 bas puan indirime gitme yolunda olabilir. Çünkü biliyorsunuz bizim hükümet olarak da görüş olarak da geçmiş dönemlerde faize karşı faiz hobimiz vardı. Hani dolayısıyla şu an ciddi bir sabır gösteriliyor. Ama işler de istedikleri gibi yolunda gitmiyor. Şu an inanılmaz durumda ülkede vergi tarafında denetimler, işte parasal anlamda sıkılaşmalar,
İşte bütün bunlar bir araya getirilip ama istenilen düzeyde istedikleri sonuçları varamadılar. Yabancı girişi istenildiği düzeyde değil. Dolayısıyla bütün yapılanların sonucunda aldığımız getiriye baktığımızda beklenen olmaz. Kasım ayında bir indirim yaparsa bu beklenen olmayışın üzerine bir olumsuzluk işte kurda o zaman hareket yaşamak söz konusu olabilir. Belirsizlikler artabilir. Ama benim kişisel beklentim Aralık'ta bir 250 bas puan yapabilir. Ama genel piyasa beklentisi de Ocak ayına erteledi bütün yabancı kurumlar beklentilerini. Çünkü borsadaki bu hareketsizlik, kurdaki bu sabitlenme, yurt dışındaki Fed'in faiz indirimlerini biraz daha ötelemesi, bütün bunlara rağmen kalkar biz faiz indirmeye kalkarsak biraz erken hareket etmiş oluruz. Bu kadar sabrı, yani bu milletin bu kadar sabrı da biraz boşa gitmiş olur. Çok teşekkür ederiz. Bu değerli bilgileri, yorumları bizlerle, YK TV izleyicileriyle paylaştığınız için Sayın Doktor Filiz Yağcı, Fon Yönetimi Direktörü. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler efendim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgili seyircilerimiz, sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenin, paylaşın. Kanalımıza abone olun ve yorumlarınızı bu yayının altında bizlere iletin efendim. Sorularınız varsa bir sonraki yayınımızda Filiz Hanım'a soralım. Hemen belirtelim, yatırım tavsiyesi değildir. Katıl butonuna basarak bize destek olabilirsiniz. Hoşçakalınız.